Merhaba sevgili gençler. Kimya dersleri kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda yanma tepkimeleri ile ilgili soru çözümleri yapacağız. Hemen ilk sorumuza göz atalım. Yukarıda tepkimelerimiz verilmiş ve bu tepkimelere göre ifadelerden hangileri doğrudur denmiş bize. Tepkimelerimize bakalım. Altının oksijenle tepkimesi var burada tepkime yok diyor. Tepkime gerçekleşmemiş. Diğer e, örneğimizde diazot monoksitimiz var. Oksijenle tepkimeye girmiş. Yine azot gazımız var oksijenle tepkimeye girmiş ve ürünlerimiz oluşmuş. Bu tepkimelere göre. Altın yanmaya karşı asaldır demiş. Evet çünkü tepkime yoktur. Doğrudur. Diazot monoksit yanmaya karşı asaldır denmiş yine bize. Hayır burada bir yanma olayı gerçekleşmiş ve ürünlerimizde bir bileşenimiz var. O halde yanmaya karşı asal değil zir dememiz gerekiyordu. Yanlıştır. Üçüncü şıkkımızda ise Azot gazının yanması egzotermiktir denmiş. Ne demiştik biz yanma tepkimelerinde? Tüm yanma tepkimeleri egzotermiktir. Ancak azotun yanması endotermiktir. Isı alan bir tepkimedir. Bu nedenle üçüncü şıkkımız da yanlıştır. O halde doğru olan şıkkımız yalnız bir olan A şıkkımızdır. Evet, diğer sorumuza bakalım. Bir madde yakıldığında AO2 ve B2O oluşmaktadır. Buna göre ifadelerinden hangisi kesinlikle doğrudur diyor. Birinci ifademiz bileşiminde en az iki tür atom vardır denmiş. A'lı ve B'li iki bileşimiz oluştuğuna göre maddemizin bileşeninde A ve B gibi iki atom olabilir. O yüzden birinci şıkkımız doğrudur. En az iki tür atom içerir dedi. İkinci ifademizde bileşiminde oksijen vardır denmiş. Ürünlerimizde AO2 ve B2O oluşmuştur. Yapısında da oksijen vardır. Ancak bu oksijenler yanma olayını gerçekleştiren oksijenden mi gelmiştir yoksa maddemizdeki oksijenden mi gelmiştir burada bir kesinlik yoktur bizden kesin olan isteniyor bu nedenle iki kesin değildir diyoruz üçüncü şakaımızda yakıt olarak kullanılabilir demiş ee, bize burada Yanma sonucunda ısıyla ilgili herhangi bir bilgi verilmemiş. Isı açığa çıkıyor gibi bir şey söylenmemiş. Bu nedenle maddemiz için yakıt olur ya da olmaz diye bir e, kesin bir cevap veremiyoruz. Bu nedenle üçüncü şıkkımız da kesin değildir. Kesinlikle doğru olan şıkkımız yalnız bir seçeneğimizdir. Cevap şıklarına baktığımızda bunun A şıkkı olduğunu görüyoruz. Diğer sorumuza geçtik. Sorumuz şöyle. A, B, C gazlarından birinin oksijen gazı, diğerinin karbondioksit, diğerinin de azot olduğu biliniyor. Bu gazlara ateş yaklaştırıldığında A'nın alevin parlaklığını arttırdığı, B'nin alevi söndürdüğü C'nin yandığı gözlemleniyor. Buna göre A, B ve C gazları hangi gazdır? denmiş bize. Bize verilen bilgilere göre A, B, C'nin neler olduğuna bakalım. A da bize diyor ki A'nın pardon, A alevin parlaklığını arttırıyor denmiş. O halde A yakıcı bir gazdır. Bize verilen oksijen, karbondioksit ve azota baktığımızda yakıcı olan gazımız oksijendir. Bu nedenle A oksijendir diyebiliriz. B'nin alevi söndürdüğü söyleniyor. Yani yanıcı olmayan bir gazdır. O halde azot ile karbondioksiti karşılaştırdığımızda karbondioksitin yanıcı olmadığını biliyoruz. Bu nedenle B için karbondioksittir diyebiliriz. C'nin yandığı gözlemleniyor. Yandığı için yanma tepkimesi veren bir gazdır. Yanma tepkimesi veren de azot gazıdır. O halde diyoruz ki C de azot gazıdır. Şıklarımıza baktığımızda doğru cevabın oksijen, karbondioksit ve N2'nin bize B şıkkında verildiğini görüyoruz. Yani doğru cevabımız B şıkkıdır diyoruz. Diğer sorumuza geçelim. Sorumuz şöyle yanma tepkimeleri ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri kesinlikle doğrudur? Yine bizden kesin olan doğru istenmiş. Yanma tepkimeleri egzotermiktir denmiş. Ne demiştik azot gazının yanması endotermik diğerleri egzotermiktir. O halde biz yanma tepkimelerini egzotermiktir diye sınıflandıramayız. Bu nedenle kesinlik yoktur. Azot gazının yanması endotermiktir. Hızlı gerçekleşir demiş. Yanma tepkimelerini biz ikiye ayırmıştık. Hızlı tepki hızlı yanma tepkimeleri ve yavaş yanmalar diye. Bu nedenle bu ikinci şıkkımız içinde kesinlikle doğrudur diyemeyiz. Tepkime sonucu oksit türü bileşikler oluşur ifadesi yanma tepkimeleri için kesinlikle doğru bir ifadedir. O nedenle doğru cevabımız yalnız 3 olacaktır. Seçeneklere baktığımda C şıkkı olduğunu görüyorum ve işaretliyorum. Evet sevgili gençler bu videomuzda yanma tepkimelerini sorular ile pekiştirdik. Bir sonraki videomuza kadar mutlu kalın, sağlıklı kalın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.